çok uzun. Eren, öncelikle Trabzonspor'a transfer sürecini tekrar bize bir anlatır mısın? Çünkü uzun bir süreç oldu. Farklı takımlarla da ismin oldu. Trabzonspor'u tercih etmesi dediğin o süreçte neler girişini bize tekrar Gerçekten çok uzun bir transfer süreci olmuştu. Ama Trabzonspor'un netleşmesi milli takımdan sonra olmuştu. Buraya seçmemde en büyük etken de buradaki ortam, buradaki hoca, hocanın benimle iletişimi. Burada olduğum için de çok mutluyum. İyi ki burayı seçmişim. Buyur Hasan Bey. Kadroda bugün Mehmet da geldi, Doğucan da geldi. Senin için ne ifade ediyor bu oyuncuları görmesi? Nasıl hissediyorsun? Tabii ki beni pozitif yönde etkiliyor. İkisi de çok büyük ve çok değerli oyuncular. Doğucan da aynı şekilde, Umut Bozok da zaten geçen seneden gol kralı olmuştu. Gelmeden önce de konuşmuştuk zaten, burayı sormuştu bana. Ben de zaten her şeyi anlattım burayı. Onun da tercihi burası oldu. İkisi adına da çok mutluyum. 10-15 gol atacağını inanır. İnanıyorum, isterse atar. Nurgül Günaydın, Futbol Arena. Öncelikle yeniden hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Zorlu bir maç. Bunlarla alakalı neler söyleyeceksiniz? Şampiyonlar Ligi'nde istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Çok üzüldük burada. Ama Avrupa Ligi devam ediyor. Tabii ki elimizden geleni yapacağız. Çok uzun bir maraton var önümüzde. Çok maç var. Bu maçlardan istediğimiz oyunlarla, istediğimiz sonuçlarla ayrılmak istiyoruz tabii ki. İşimiz zor biliyoruz ama elimizden gelenin iyisini yapacağız. Trabzonspor'da özellikle sol bek bölgesinde genelde hep yabancı oyuncular ağırlıklı oynadı son dönemde. Sen bir yerli oyuncu olarak bu bölgeye geldin ve şu ana kadarki performansın da gerçekten çok iyi gidiyor. Sağ ol. Abdullah Ercan'la kıyaslanıyorsun. Trabzonspor'da da çok ciddi işler başardı. Daha sonra transfer olduğu takımlarda. Bu kıyas için yorumun nedir? Bir de yerli sol bek olarak burada olmak nereye hissettiriyor? Öncelikle bu yorum için herkese, bu kıyaslanma için herkese teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük bir isim. Gerçekten bir efsane. Yerli olarak da aslında sol bek mevkisi çok futbolda bulunan bir mevki değil. Özellikle ben de yerli olarak elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Trabzon'da, milli takımda. Ülkemi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bunun için de elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Trezi ile ilişkimiz daha öncesine dayanıyor aslında, Kasımpaşa'ya. O Kasımpaşa'ya geldi, ben de altyapıdaydım o zaman, yine yine takımla idmanlara çıkıyordum. Hatta ilk geldi ona bir fotoğrafımızı göstermiştim beraber çekildiğimiz. İletişimimizi, uyumumuzu böyle devam edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi çok uzun bir maraton var önümüzde. İnşallah ikimiz de takımımıza en iyi şekilde katkı sağlayacağız. Tabii ki buradaki en büyük hedefim bir şampiyonluk daha yaşamak istiyoruz takımca. Bunun için çalışıyoruz. Ondan sonra her Türk futbolcunun, her futbolcunun hayali olan bir Avrupa hedefim var tabii ki benim de. Ama öncelikle Trabzonspor forması giyiyorum. Burada elimden gelen her şeyin en iyisini verip ondan sonra bir Avrupa yolculuğu neden olmasın. Hedeflerimden bir tanesi. Avrupa'dan gitmek isterdim. İngiltere Ligi'nde oynamak isterdim. Daha yakın görüyorum kendime. İnşallah bir gün olur. Hedefim İngiltere Premier Lig'de oynamak. Özellikle transfer dönemlerinde çok dahil oluyor ve istediği oyuncuyla zaman zaman görüşmeler de yapıyor transfer edebilmek için. Hocalarla iletişimi çok iyi. Hoca ile ilgili neler söyleyeceksin? Bizle iletişimi çok iyi. Saha içinde, saha dışında, oturduğumuzda, yemekhanede falan. Gerçekten hani bize çok değer veriyor. Bizim bunu hissetmemiz futbolcular olarak çok önemli gerçekten. Hepimiz bir forma için, bir arma için saha içinde savaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Bunun dışında, saha dışında da işte birbirimizle iletişimimiz iyi olduğu için hocalarla gerek, işte takımla arkadaşlarımızla beraber. Bu da zaten saha içine yansıyor. Dediğim gibi hocamızın, çalışanların, personellerin, herkesin yani bizle iletişimi çok iyi. Bizim de onlardan aldığımız geri dönüş veya bizim verdiğimiz geri dönüşler çok iyi bir durumda. Böyle devam edeceğini düşünüyorum.